Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü bina dersimizde Elbab Thani'den itibaren okuyacağız. Bir önceki dersimizde Sülasi Mezid Enne'u Thani ikinci nev'e ah giriş yapmıştık. Zira bizler zaten Sülasi Mezidlerin toplamda 12 bab olduğunu söylemiştik. Sülasi mezit aslı 3 harf olan fiiller üzerine ziyade harflerinin gelmesiyle Dört harfli, 5 harfli ve en son altı harfli e, olduğu kısım idi. Şimdi biz ennevul evvelu işlediğimizde söyledik ki bir tane ziyade harfi üzerine artıyordu. Misalen e, faale efale oluyor. Mesela kerume, ekrame şeklinde. Ya da e, feriha, ferrahe toplamda dört harf olmuş oluyor. Bir tane daha kendi cinsinden bir harf ziyade oluyor ferruhede. Ya da katele katele şeklinde dört harfli oluyordu. Şimdi bu en sani nev ikinci nev'a geçtik. İki tane ziyade harfi arttığını gördük. Misalen infaale babına baktığımızda aslı faaleydi. Elif ve nun eklendi infaale. Yani kesara, inkesara şeklinde elif ve nun eklendi. Toplamda madisi beş harf oldu. Şimdi ise elbabü sani işte bu sülasi mezit İkinci nev'in ikinci babı ifte'ale babıdır. İfte'ale, yefte'ilü, ifte'alen. İfte'al babı. Şimdi ifte'ale'ye baktığımızda bunun aslı fe'ale. Zaten sülâsinin aslı fe'ale, fe ayn ve lam harfinden oluşan bu üç harftir. Fe'alenin üzerine ne artmış? Evvelinde bakıyorum bir hemze artmış. İf. Bir de fa ile aynel fiil arasında bir ta harfi ziyade olmuş. İfteale. İfteale şeklinde olmuş. Toplamda madisi 5 harf olmuş oldu. Mudari nasıl geliyor? İfteale yefteilu. Burada evvelindeki hemze düşüyor. Yefteilu. Mastar iftealen. İftial şeklinde vakı oluyor. Mevzunhu. Bu veznin karşısında gelen fiil hangisidir? İctema'dır. İctema toplandı anlamındadır. Tabi fiilimizin aslı cema'a yecma'u. Cema'a fiilidir. Cema'nın başına bir tane hemze getirdik. İc şeklinde cimle mim harfi ki biri faul fiil diğeri aynel fiil. Ortasında bir ta getirdik. İc teme'a olmuş oldu. Cema'a topladı. İc teme'a toplandı anlamındadır. Tıpkı bir önceki bab gibi. Bir önceki babı hatırlarsa kesara kırdı, inkesara kırıldı. Burada da cema'a topladı, icitema'a toplandı. Demek ki buradan anlıyoruz ki bu babda mutavaat içindir. Biraz sonra zikredeceği üzere. Evet. Ve alametuhu. Bu babın alameti nedir? Bu bab ne şekilde oluşmuş? En yekune olmasıdır. Madî himazisinin ala <laughs> hamseti ahrufin. Bundan öncekilerde de olduğu gibi madisinin 5 harf olmasıdır. Yani inkesaradaki nasıl 5 harfliydi ise elbabü fani de yine ikinci nev'e dahil olduğu için bunda da 5 harflidir. Peki madi ne şekilde 5 harflidir? Hani normalde bir sülasinin madisi 3 harfli olması lazım. Madem 5 harfli olmuş ne artmış? Biz yedetil hemzeti fiyeveri. Bir ilk başta evvelinde bir hemzenin ziyade olmasıyla artmasıyla madisi 5 harflidir. Bir de ve ta'i bir de ta harfinin artmasıyla beynel fa'i vel ayn. Aynel fiil ve faul fiil arasında beyne arasında anlamındadır. Beynel fa'i vel ayn yani faul fiil ve aynel fiil arasında bir de bir ta'nın artmasıyla evveline de hemzenin artmasıyla madisi 5 harf üzerinedir. Üzerine olmasıdır bu babın alameti. Peki binası yani bu bab ne işe yarıyor? Bu babın evveline bir elif eklendiğinde faul fiil ve aynel fiil arasında bir ta eklendiğinde babda nasıl bir değişiklik oluyor? Diyor ki ve binahu mutavati. Aynen bu da mutavat içindir. Şimdi burada eydan kalıbını getirmesi. Yani bir önceki babdaki nasıl ki inkesara mutavat içindeyse yani e, babı mutavat içindeyse şunu söylemek istiyor. İftale babı da aynen onun gibi mutavat içindir. Ve bine bu babın binası eydan aynen bir önceki babda olduğu gibi lil mutavati mutavat içindir. Mutavatı hatırlayalım. Zaten bir önceki babda okumuştuk husulu efer şeyi bir şeyin eserinin hasıl olması, ortaya çıkmasıdır. Tabi çıkan bu eserde an taalluqi fi'lil mutaaddi. Mutaaddi bir fiille alakalı olaraktan muta yani mutaaddi olan bir fiille taalluk etmesi, alakalı olması bakımından ortaya çıkıyordu. Mesela diyorduk ki keser tuzucace camı kırdım. Eser olarak sonuç olarak fenkesara der ki bu cam da kırıldı. İşte bu camın kırılması inkisar yani kırılmak kesirle alakalı olduğu için ortaya çıkmıştır. Yani kırmayla alakalıdır. Kırmayla alakalandığı için o da kırılmış. Burada da aynı şey söz konusu. Nehu örnek. Cemaatul ibile fecetema zâlikel ibilu. Develeri topladım, cemaatu ben topladım. Feçtemâ ve toplandı. Zelikel iblü ve şu develer de toplandı. Yani ben develeri topladım, şu develer de toplanmış oldu. Peki develerin toplanması bir eser midir? Evet, bir eserdir. Yani sonuç olarak develer toplanmışlar. Sonuç olarak, etki olarak bu develer toplanmış. Peki bu toplanma niçin hasıl olmuş? Cem'er fiiliyle alakalı olarak hasıl olmuş. Ben cem yapmasaydım, ben toplamasaydım onlar toplanmış olmayacaktı. Cemaatü ile ben de ve topladım feştema zel ve onlar da toplandı. Onlar da toplandı. Şimdi bir önceki eee anlatırken şuna dikkat çekmiştim. Cemaat topladı. Bunu meçhul yapın cum'a toplandı demek. Yani bu da cumiye toplandı. Peki iç ne manada? Bu da toplandı. Peki ikisi aynı şey miydi? Kesinlikle değildi. Biz her ne kadar Türkçe'de ifade ederken her ikisine aynı manayı vursak da bunlar hakikatte farklı manadadırlar. Birincisinde mesela cemaat topladı, cumiye toplandı demek. Burada fail meçhuldür. Zaten biz bu tür kalıpların meçhul diyoruz yani cumya toplandı. Mesela siz toplanmış bir takım hayvanlar gördünüz. Siz bunların kimin topladığını bilmiyorsunuz. Cumya diyorsunuz toplandı diyorsunuz. Lakin eğer toplayan belli ise, malumsa biz o zaman buna meçhul söylemiyoruz. Mesela e, cemaatül ible fecteme. Buradaki icteme da yine toplandı manasındadır. Ama burada bir meçhuliyet söz konusu değildir. Burada benim toplamam sonucunda eser ortaya çıkmış ve o da toplanmıştır manası söz konusudur. Aynen keser tuz Sen fenkesera. verke zucacda olduğu gibi. Yani ben camı kırdım benim camı kırmama bağlı olarak o cam da kırıldı. Yani burada yine camı kıran ben olmuş oldum. Ya da sen camı kırdın ve cam kırıldı şeklinde ifade ettim. Camı kıran kim? Sen. Yani o kırılan camın faili meçhul değil sadece senin yaptığın esere bağlı yani senin yaptığın fiile bağlı olarak bir eser ortaya çıkmış ki bu eser de kırılmadır. İşte biz buna mutavaat ismini veriyoruz. Yine burada da olduğu gibi. Cemaatüli bile develeri ben topladım. Fectema'a zalikel iblu ve develer de toplandı. Şimdi buradaki toplanma bir meçhulü ifade için değildir. Bilakis yine toplayan da benim. Yani onun toplanması da ban benimle alakalı. Çünkü onların toplanması benim toplama fiilime taalluk ettiği için. Onunla alakalı olduğu için, ona bağlı olduğu için o toplanma hasıl olmuş, ortaya çıkmıştır. İşte biz buna mutavat söylüyoruz. Evet, cemaatül iblâ develeri topladım. Feçteme derkel iblû develerde toplandı. İşte buradaki toplandı. İçteme'e kalıbı katıyor. Demek ki binada öğrendiğimiz bir inke sara kalıbı. Diğeri ise şimdi de müşahede ettiğimiz ifteale kalıbı. Ee, ki infale ve ifteale şeklinde ifade edersek daha güzel olur. Bu infale maddesi infale yen fa'ilin masları infial şeklinde gelen ya da iftale yefsali iftial şeklinde gelen bu birinci ve ikinci bab ikinci nev birinci babı, ve ikinci babı her ikisi de mutavat içindi. Evet. Böylelikle el babu salisu 3. baba geçmiş olduk. Bu dersimizde buraya kadar yeterli olsun. Esselamu aleyküm. Hayırlı günler.